arkadaşlarım, şimdi bu video şahane bir video olacak. Çok şahane bir konu anlatma olacak. Birazcık MSR'ye dokundurma yapacağım. Bu arada lütfen Instagram hesabını da takip edin. YKS_MasterNazli. Orada da işinize yarayacak çokça kelime paylaştım. Evet, belki. Düzel sayfayı. Sevgili arkadaşlar, şimdi MSÖ'de karşımıza çıkan bir soru vardı. Evet, bunu sizler de duymuşsunuzdur. Bu videomu hatta paylaşın arkadaşlarınızla. Bilmiyorum yanlış yapan var mı ama soruda bir sıkıntı vardı. Sesinizi duyarlarsa iptal edilebilir. Belki de onların dediği doğrudur. Ama biz nasıl anlattık konuyu? Hemen size onu anlatacağım. Olayımız, belki masayı sallama. Ha. Olayımız ne biliyor musunuz? Olayımız isim tanımadı. MSR'deki soruyu hatırlıyorsunuzdur. Evet. Şimdi, doktor hanımın çiftlik evli bir soru vardı değil mi? Şimdi, öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben size ne öğrettim? Evden ayrılmayı öğrettim. Evden ayrılma. Hatta okuldan ayrılma, evden ayrılma. Evlere, okulları nasıl yazıyorduk? Biz bitişik yazıyorduk. Nelerdi bunlar? İşte aşevi vardı, ordu evi vardı, polis evi vardı. Sanat evi. Sanat evi var. Hatta şair, kahve evi var. Kahve evi böyle çok göz tırmalıyor ama bitişik yazılacak. Bak, kahve evi. Hani iki tane E yan yana geliyor, böyle biraz sıkıntılı gibi duruyor ama doğrusu bu arkadaşlar. Kahve evi şeklinde yazılacak. Şimdi, hazırız değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu evden ayrılma meselesinde dikkat etmemiz gereken neler var biliyor musunuz? Ayrı yazdığımız 3-4 tane ev var. Onlar da ne? İyi dinle şimdi. Kuş evi. Kuşlara yaptığımız evler var ya, kuş evi ayrı yazılıyor. Sonra bağ evi. Bağ evi. Normal ev. Bildiğin ev. Ev yani gerçek manasında kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor. Bak, aşevi, ordu evi, polis evi, sanat evi, kahve evi, bunlar da ev gerçek anlamını yitirdi. Bunlar bitişik ama bağ evi dediğinde, dağ evi dediğinde, kuş evi dediğinde, hatta hücre evi. Arkadaşlar, hücre evi de yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü ev ama gerçek manada bir ev yani. Bunları nasıl yazıyorsun? Bunları ayrı yazıyorsun. Bunlar istisna. Şimdi benim yazlık evim var. Şimdi yazlık ev nasıldır o? O ayrı yazılır. Çünkü o gerçek manada bir evdir değil mi? Ha. Şimdi bak buraya. Yazlık ev. Tamam. Bizim çiftlik evimiz var. Çiftlik evi. Bir şey soracağım şimdi size. Yazlık ev dediğinde. Yazlık ev dediğinde. Ev isim mi? İsim. Evet. İsme nasıl sorusu sorulduğunda nasıl yazılır? Çok güzel. Burası niteleme sıfatı mı? Evet. Peki arkadaşlar, çiftlik evi dediğinizde bu nasıl bir tamlama? Çiftlik evi diyor bak. Çiftlik evi. Belirtili. Ne? Belirtili değil, şahit. Belirtili. Ne? Şaka yaptım. Ha. Ne evi? Çiftlik evi. Arkadaşlar bakın. Ne sorusu sorulduğunda çiftlik evi neyi verir size? Belirtisiz alt tamlamasını verir. Çiftlik evi. Şuradaki iyi, dilimde tüy bitti. İsim tamlamalarındaki tamlanan her zaman iyidir. Peki buraya gel. Ne evi? Kuş evi. Belirtisiz bir isim tamlaması. İyi, iyilik. Ne evi? Bağ evi. İyilik. İsim tamlaması çünkü bu. Dağ evi. İyilik. Hücre evi. Ne evi? Hücre evi. İyilik. Şimdi sevgili arkadaşlar, iyi dinleyin beni. İyi dinleyin. Doktor hanımın, doktor hanımının temiz ve bakımlı çiftlik evi. Mesela böyle bir ifade olsa. Doktor hanımın temiz ve bakımlı çiftlik evi. Şimdi arkadaşlar, hanımın çiftlik evi değil midir bu? Hanımın çiftlik evi, öyle değil mi? Evet. Peki ne evi?
çiftlik evi. Burası belirtisiz bir at tanımlaması mıydı? Hı-hı. Evet. Buradaki iyi neydi? İyilik. Peki hanımın çiftlik evi deyince bir de belirtili isim tanımlaması yok mu? Var. Bir belirtili bir belirtisiz iç içe geçmedim şu an. Buna bizim zincirleme isim tanımlaması dememiz gerekmiyor mu? Evet. Şimdi senin karşına hanımın çiftlik evi çıktığında sen ne diyeceksin ona? Hanımın çiftlik evi. Çiftlik evine belirtisiz at tanımlaması diyeceksin. Hanımın evi çiftlik evi deyince orada bir belirtili var. Aynen iki isim tanımlaması iç içe geçtiyse zincirleme. Peki hocam buradaki temiz ve bakımlı bunlar ne? Arkadaşlar ben size şöyle bir şey öğretmiştim. Belirtisiz isim tanımları parçalanmaz. Belirtisiz isim tanımlarında sadece tanlayan ya da sadece tanlanan alınmaz. Belirtisiz isim tanımlasının arasına sözcük girmez. Bakın, çiftlik evi belirtisiz at tanıması mı? Nasıl çiftlik evi? Temiz ve bakımlı. Temiz ve bakımlı. Bu temiz ve bakımlı çiftlik evini ne yapıyor arkadaşlar? Niteliyor. Bir at tanımlamasını ne yapıyor? Niteliyor. Sen nasıl sorusunu isme sorduğunda ne yapıyordun? Niteleme sıfatını buluyordun değil mi? Sen burada nasıl sorusunu sadece eve ya da sadece çiftliğe soramazsın. Çünkü çiftlik evi belirtisiz bir at tanımlamasıdır. Nasıl çiftlik evi? Temiz ve bakımlı. Buradaki temiz ve bakımlı neyi niteliyor arkadaşlar? Bu at tanımlamasını niteliyor. Bunlar niteleme sıfatıdır. Tamam mı? Hatta buradaki de V'de nedir? Bağlaçtır. V'de bağlaçtır. Hatta V MSY'de soruldu. Bağlaç olarak size soruldu. Mesela buradaki bağlaç neleri bağlıyor arkadaşlar? Niteleme sıfatlarını bağlıyor değil mi? Niteleme sıfatlarını bağlamıştır. Yani böyle bir olay yaşandı. Ben tamamen cümlenin aynısını yazamam oraya. Fakat hanımın çiftlik evi denildiğinde arkadaşlar bu zincirleme bir isim tanımlaması olur. Çok da konuşmak istemiyorum. Artık onu sizlerin takdirine bırakıyorum, tamam mı? Şimdi o zaman bu olayda bir de neyi hatırlatacağım size? Bir de okuldan ayrılma demiştim, tamam mı? Bir de onu söyleyeyim. Sevgili ama. Dersteyim. Hocam çok özür dilerim. Bir. Şimdi evden ayrılma, okuldan ayrılma, yolumuz ayrı düştü demiştim. Tamam mı? Hatırla, bir kez daha hatırla. Evden ayrılma. Evden, yazayım bir daha. Evden ayrılma. Sonra okul. Okuldan ayrılma. Bir de neydi? Yok. Yolumuz ayrı düştü. Aynen. Şimdi evden ayrılma. Evde bitişik yazacağız. Az önce anlattım o meseleyi. Okuldan ayrılma, yani okullara da bitişik yazacaksın. Şimdi iyi dinle. Anaokulu. Bitişik. Anaokulu bitişik. Ama burada bir enteresan bir durum var. Anaokulu bitişik, ana sınıfı ayrı. Okuldan ayrılma bak. Okuldan ayrılma, tamam. Okullara bitişik yazıyorsun. Anaokulu bitişik. Hemen aklına gelsin. Anaokulu deyince hemen aklına ana sınıfı gelsin. Anaokulu bitişik ama ana sınıfı ayrı yazılacak. Anaokulu, sonra ilkokul, ortaokul, sonra bir de ne var? Yüksekokul. Evden ayrılma, okuldan ayrılma. Sonra yolumuz ayrı düştü. Yolları ayrı yazacaksın. Nelerdir onlar? Hava yolu. Şimdi ben hava yolu yazar yazmaz. Hepinizin aklına, peki hocam hava alanı, hava limanı nasıl yazılır diyorsunuz. Onu bitişik yazıyorsun. Yolumuz ayrı düştü. Hava yolu ayrı. Tamam. Ama hava alanı, hava limanı, onu bitişik yazıyorsun. Hava yolu, demir yolu, deniz yolu, karayolu, sonra ana yol, çevre yolu, sonra tali de ikinci anlamına geliyor. İğne üzerine şapka yok. Bir de tali yol var. Bunlar ayrı. Hocam peki bilgisayarlarda hani kısa yol var ya, o nasıl? O bitişik. Kısa yol bitişik. Tamam mı? Kısa yol bitişik. Onun konumuzla çok alakası yok. Yolumuz ayrı düştü. Bunlar ayrı. Bir tane de şuraya kalp yapıyordum. Bunu önceki videolarda görmüşsünüzdür. Otoyol,
an bitişik yazılıyor. Tamam mı? Bu da böyle bir hatırlatmaydı. O zaman kanalı arkadaşlarına duyur. Tamam mı? Videonun arkadaşlarına paylaş beğendiklerini. Birçok konuyu anlattım ben. Yazmışsınız mesela, demişsiniz ki hocam çatıyı anlatır mısınız? Ben aslında çatıyı anlattım. İşte sıfat, zamir, zarf, edat, bunların hepsini anlattım. Önceki videolara bir göz gezdir. Ama sıfırdan yeniden başlayacağım. İşte ses, yazı, noktalama, YKS'ye kadar yine hepsini halledeceğiz. Takipte kalın.